Geçtiğimiz haftayı 548 bandında kapatan altın bu haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Bu hafta bizi neler bekliyor? Fiyatlar ne seyirde olacak? İşte cevapları. Merhaba, ismim Kemal İnce Toprak. Kazancılar Çarşısı'nda Nista Saraf başlığı altında hizmet vermekteyim. Evet, geçtiğimiz hafta Ekim ayının son noktasını koyduk. Malumunuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladıktan sonra resmi tatile denk gelen bir hafta sonuydu. Doğal olarak sakin bir hafta sonu geçirdik piyasaların kapalı olması sebebiyle. Yalnız yurt dışı borsalar aktif çalışmaktaydı. Bu da altının ons fiyatı üzerinde bir takım değişkenlikler göstermişti. Çok ufak çaplı da olsa %0.5 kadar civarda bir düşüş gerçekleşmişti altında. Malumunuz geçtiğimiz para piyasası kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının 200 baz puan indirilmesiyle birlikte piyasada bir tepki, panik satışları ve alışları gerçekleşmişti. Bu sebebiyetle altının gram fiyatında 555 liraya kadar yükselen bir trend yakalandı. Daha sonrasında da bu trend şu an 545 lira bandında sabitlemiş pozisyonda. Bu haftaya bakacak olduğumuz zaman yeni bir ay başlangıcı, yeni bir hafta başlangıcı hem de pazartesi hareketli bir gün oldu bizler için. Hala da olmaya devam ediyor. Piyasada aktif alışverişin gerçekleştiği bir gündeyiz. Fiyat olarak bir tık daha geçtiğimiz haftaya göre piyasanın açılmasıyla beraber rahat başladık. Çünkü alım satımlar başladıkça piyasadaki gergin psikoloji ister istemez gidiyor. Gayet normal sıradan bir seyre dönüyor. Haftanın başlangıcında fiyat sat performansta çok ciddi bir değişiklik olmadı işin açığı beklediğimiz gibi. Çünkü neyi bekliyoruz diye sorarsanız eğer yarın ya da diğer gün Amerikan Merkez Bankası Fed diye tabir ettiğimiz bankanın bir faiz kararı açıklanması bekleniyor. Bu da dolar fiyatında yani dünya çaplı dolar endeksi üzerinde direkt etken. Nasıl bizim kendi Merkez Bankamız faiz kararını açıklandığında TL karşısında bir değer kaybı ya da kazancı oluyorsa aynı şekilde dolar için de bu geçerli bir durum. Geçtiğimiz aylarda 2 ya da 3 Kasım olarak belirtilmişti bu toplantının tarihi. Henüz şu an net değil ama yarın ya da diğer gün bekliyoruz. Kuvvetle muhtemel diğer gün olacak tahminen. Buradan gelecek netice çok önemli. Buradan doların alacağı sinyale göre dünya çaplı değer kazanması durumunda TL'miz de değer kaybedecek. Doğal olarak altının dünyadaki çıkarılış maliyeti tabir olarak ons olarak nitelendiriyoruz. Ons fiyatı da dolarla olduğu için direkt olarak altın fiyatını etkileyecek. Öncelikli beklentimiz buradan gelecek karar. Biliyorsunuz genelde bu tarz kararların çıkacağı günlerin öncesi biraz daha sakin geçer fiyatlarda. Oradan gelecek neticeye göre de hemen şekillenmekte. Piyasanın beklentisi şimdi 555 liraları kadar gördüğü için altın artık 540'lar 45'ler bizim için çok normal bir fiyat aralığı. Yani vatandaşımızın da anlayacağı tabirde çeyrek altın bazlı konuşursak çeyrek altında rekor fiyatımız 915-920 liraları görmüştük. Şu anda serbest piyasada 885-890 liralardan ticaret gerçekleştirilebiliyor. Geri dönüşünde de 865 liradan 20 TL'lik bir makasla vatandaş tekrar TL'sini eline alabiliyor. Dediğim gibi buradan birinci karar Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Bugün ya da yarın ya da diğer gün. Bir sonrakinde de 18 Kasım var bizim için kritik bir süreç. 18 Kasım'da da kendi para piyasası kurulumuz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız toplanacak. Buradan gelecek neticeyi geçtiğimiz ay zaten gördük. Alınacak kararlar bizler için çok kritik. Sene sonunda düşük faiz beklentimiz zaten var. 12'lerde 13'lerde tutulması isteniyor faizin. Şu anda da 2 baz puan indirilmiş olmasına rağmen 16'da faizimiz. Yeniden bir faiz düşmesi durumu olursa bu sefer çeyrek altında hedef beklentimiz 571 lira ilk etapta. 571 daha sonrasında da kademeli olarak 600 liralara kadar gram fiyatında bir yükseliş beklentimiz var. Tabii ki hani gerçekleşmesi olası bir senaryo mu? Bir dakikalık habere bakıyor. Olabilitesi yüksek. Vatandaşımız için tavsiye her zamanki gibi altın almaya bu fiyattan da devam edebilirler efendim.